Herkese merhabalar. Çılgın Roketçiler kitabından hazırladığımız serimizin yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Sene 1988. Güneşin sakınmadan vurduğu, pencerelerin dahi ısının hararetini kırmaya yetmediği, fevkalade sıcak bir Eylül günü. Ankara Sanayi Odası'na ait binadaki Kutlu Taş Şirketi'nin 6. kattaki ofisinde, içine alabildiğine gün ışığı doğmuş iki salonda yaklaşık 10 mühendis terlemekteydi. Kimi Aselsan'dan gelmiş, kimi Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan, kimi üniversiteden yeni mezun olmuş, kimi deneyimli. Terliyorlar ama bunun tek sebebi güneşin yakıcılığı değil, yeni bir şirketin kurulum heyecanı. Roketsan. Roketsan da nereden çıktı? Dönemin savunma sanayi müsteşarı Vahit Erdem'in eline müsteşarlıkta o zamanki adıyla Savunma Sanayi Destekleme İdaresi Başkanlığı iken Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan gelen çok ince bir rapor geçer. Evine götürür ve gece bir kez daha okur. Raporda 15 ülkenin katıldığı Avrupa Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi projesinin önemli bir kısmının Türkiye'ye verilmiş olduğu yazmaktadır. Avrupa projenin önemli bir kısmını Türkiye'ye vermiş diye tekrar eder Vahit Bey ve ekler. Aklımdan ilk geçen şu oldu. Türkiye bununla baş edemez ve bize geri gönderir diye düşünmüş olmalılar. Vahit Bey haklıdır. Zira rakipler arasında altyapısı tamamıyla hazır olan ülkeler varken ihaleyi sıfır altyapıyla Türkiye'nin kazanmış olması şaşırtıcıdır. Bilhassa daha sonra konsorsiyumdan çekilecek olan İtalya, ortak üretimde yer almak istemekse ve Türkiye'nin bu konuda kendisine rakip olamayacak kadar yetersiz olduğunu düşünerek itiraz etmektedir. Stringer'ın fırlatma ve uçuş motorlarının üretimine talip olan İtalya, Türkiye'nin bu işi zamanında projeyi aksatmadan ve uygun maliyetlerle yapamayacağı iddiasındadır. Hatta bu iddiasını kanıtlamak üzere 6 kişilik bir heyetle Türkiye'ye gelir. Mevcut altyapıyı heyete gösterme görevi proje mühendisi Naci Özerten'e verilir. Ortada gösterilecek bir altyapı olmadığı için Naci Bey misafirleri Makine Kimya Endüstri Kurumu'ndaki binalarda gezdirir durur. Mevcudu gördükçe cesaretin boyutuna şaşıran, şaşırdıkça sinirlenen İtalyanlar bu teknolojiyle Stringer motorlarını üretemezsiniz demektedir. Naci Bey anlamamazlıktan geldikçe ortam iyice gerilir. İtalyanlar daha fazla dolaşmanın faydasız olduğunu söyleyince Naci Bey elindeki en büyük koz oynar. Ama ben size esas önemli olan şeyi henüz göstermedim. Onu sona bıraktım. Naci Bey İtalyanları alır ve Makine Kimya Endüstri Kurumu'nun boş arazilerinden birine götürür. Burası ihalenin kazanılması durumunda tesisin kurulması için düşünülen arazidir. Arazinin üzerinde kazıklar çakılıp şeritler geçirilerek yerleri belirlenmiş olan ana öğretim binalarının tabelalarından başka bir şey yoktur. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Rica ederim. Gördüğünüz gibi arazimiz hazır. Bu en kıymetli şey. Aslında içinde fırtınalar koptuğu halde Naci Bey'in gösterdiği bu rahatlıktan sonra İtalyanlar arkalarına bile bakmadan çekip giderler. Dolayısıyla Vahit Bey'in şaşkınlığı yerinde bir tepkidir ama elinde tuttuğu rapor da bir o kadar gerçektir. Vahit Erdem dünyayı dolaşmış. Roket ve güdüm teknolojisinin ne kadar ilerlemiş olduğunu, gelişmiş ülkelerin çoğunun bu teknolojiye sahip olduğunu görmüş bir kişi olarak Türkiye'nin de bu konuda çalışması gerektiğini düşünmektedir. Makine Kimya Endüstri Kurumu'ndan gelen raporun doğuracağı sonuçlar belki de bu hususta adım atılmasını sağlayacaktır. Ancak Vahit Bey, söz konusu proje için özel firma ağırlıklı bir şirket kurulmasının daha doğru olacağını düşünür. Nihayet elindeki Makine Kimya Endüstri Kurumu raporu ve aklındaki düşünceler ile dönemin başbakanı Turgut Özal'ı ziyarete gider. Durumu izah edip özel firmalar ile ilgili görüşlerini belirtir. Vahit Bey o anı şöyle anlatıyor. Turgut Bey teknolojiye meraklıydı. Bilhassa savunma sanayine özel bir merakı ve bu hususta çok fazla bilgisi mevcuttu. Bu sebeple hakkında bilgi edineceği bir ülkenin önce teknolojisini sorgulardı. Öngörülü, her daim farkında olan bir yapısı vardı. Hani kül yutmaz dediklerimizden. Masaya dökülecek birçok konuyu önceden kafasında tasarlamış ve hatta tamamlamış olurdu. Mutfakta kahvaltıdayken yaptığımız özel sohbetlerde dahi anlattıklarıyla konuya hakimiyetini ve kararlılığını ortaya koyardı. Bu proje onu da çok heyecanlandırdı. Sen hazırla, Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne getir. Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı ile Türkiye'de bir roket sanayi kuruluşunu formüle edelim. Özel sektör ağırlıklı bir firma kurulsun dedi.
Wise Bey'e göre yapılması gereken şey de tam olarak budur. Zira savunma sanayi müsteşarlığının bir görevi de milli sanayinin gelişmesi için özel firmaların kurulması, yabancı ortakların katılımı ile teknoloji transferinin sağlanmasıdır. Sonuç olarak Türkiye'de roket ve füze sanayi altyapısının geliştirilmesi, daha ileri safhalarda özgün tasarımların oluşturulması, yurt içinde imalat yapılması gibi kabiliyetlerin kazanılması için roket ve füze sanayini ileriye götürebilecek özel sektör ağırlıklı bir şirket kurulması kararlaştırılır. Serimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.